Azerbaycan'ın Akstafa'nın Göyçeli köyünde doğup büyüyen şehit Turan Mehmet'le Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Fuzuli'den Cebrail'e kadar savaş yolunu geçti. Turan, Cebrail civarında şiddetli çatışmalarda kahramanca şehit oldu. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün korunması ile ilgili olarak yaralı ve şehit ailelerinin desteklenmesi için bir fon kurulması hakkında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kararname imzaladı. Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan bir Türk gemisi talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 7 Hint, 1 Azerbaycanlı bulunan ve varış noktasının Misrata olduğu belirtilen geminin denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturma ve denetim altına alındığı kaydedildi ve Halife Hafter güçleri tarafından alıkonuldu. Ayrıca Hafter'in sözcüsü Mismari El Hades televizyon kanalına yaptığı açıklamada geminin Misrata'ya götürülmek üzere ilaç yüklü olduğunu ancak yasak ilan ettikleri bölgeye girdiğini belirtti. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları bilinen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek ifadesi kullanıldı. Dünya genelinde yaklaşık 68 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü. Avrupa'da yaklaşık 19 milyon, Kuzey Amerika'da ve Asya'da 18 milyon, Güney Amerika'da 12 milyon ve Afrika'da 3 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Vaka sayısı açısından ilk 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Fransa'dır. İran'da tahmini 2 milyon, Türkiye'de 860.432, Gürcistan'da 164.976 ve Ermenistan'da 142.344 kişide koronavirüs tespit edildi. Azerbaycan'da koronavirüs bulaşmış 149.765 kişiden 1.675'i hayatını kaybetti ve 90.278'i tedavi edildi.